50 kişiden 43 kişi sorgusuz sualsiz kimliğini size gösterdi. Evet. Önce sormak istiyorum, bu haber fikri nereden çıktı? Bu haber fikri biz aslında 2013 yılının başında bu dosyanın kapağını araladık. Nasıl oldu? Bir şebeke çökertildi İstanbul Emniyeti tarafından. 19 kişilik bir şebekeydi bu. Daha sonra biz mağdurların ifadelerine baktık. Yani neler dediklerine, bu olaylarla ilgili şikayetçi olan mağdurların. Şebeke üyelerinin kendi aralarındaki konuşmalara baktık. Ve Emniyet Müdürlüğü'nün bazı kayıtlarını edindik. Bunlar üzerinde aslında biz karşımızdaki şebekenin bir Emniyet Müdürlüğü olduğunu fark ettik. Bir Emniyet Müdürlüğü? Evet. Şebeke. Şebeke, evet. 19 kişilik bir şebeke var. Bu şebekenin 5 kişilik bir elebaşı kadrosu var. Bu 5 kişinin ikisi emniyet amiri. İkisi başkomiser. Yani rütbeleri mi var? Doğru evet, mu anladım? Rütbeleri var. Şebekenin içinde kendilerine rütbeleri var. Evet, rütbeleri var. Bir de komiser var bu şebekede. Diğer geriye kalan 14 kişi polis. Bunlar bir takım adresleri belirliyorlar. Önce nasıl yapıyorlar bunları? Saha çalışması yapıyorlar. Belirli yerlerde sokağa inerek işte genellikle de hedef kitleleri var. İşte tek başlarına yaşayan insanlar mesela. Veya yabancılar, turistler. Ya da kaçak göçmenler. Bu adresleri tek tek tespit ediyorlar önce. Daha sonra tıpkı İstanbul Emniyeti gibi sabahın erken saatlerinde veya gece geç saatlerde bu adreslere kalabalık gruplar halinde baskınlar düzenliyorlar. Baskın ama nasıl? Düzenliyorlar. Evet, baskın düzenliyorlar. Kapıyı çalıyor, polis diyerek ellerinde telsiz olarak veya olmayarak fark etmiyor. Yani genellikle telsiz bulunduruyorlar ve polis yeleği. Bazılarının üzerinde polis yeleği. Bu şebekenin iki kişilik emniyet amiri olan liderleri soruşturmayı orada yürüten kişiler. Orada komutları veriliyor. Buna ait bir görüntümüz de var galiba. Evet. Güvenlik kamerası görüntümüz. Fatih'te olan bir konu. Arkadaşlardan rica edelim. O güvenlik kamerası görüntüleri de ekrana yansısın. Seyircilerimiz izlesin. Evet, aynı polis gibi. Aynı polis baskın gibi. Şu an güvenlik kamerası. Burası Fatih'te bir izliyoruz. İş yerine geliyorlar. 4-5 kişilik bir grup bunlar ama bir şebeke tabii ki de farklı ilçelerde çalışıyorlar yani. Evet. Hepsi 17 kişilik bir şebeke, 17'si birden baskına gitmiyor. Farklı ilçelerdeki adreslere iş bölümü yaparak dağılıyorlar. Şimdi burada mesela bir iş yeri var, tespit ettikleri, oraya girmek istiyorlar. Tabii bu çalışmayı yaparken bir iş yerinden başka bir iş yerine gidiyorlar tekrar. Eğer kapı açılmazsa burada mesela kapı açılmıyor. Kapı açılmadığı için başka bir yerde şanslarını deniyorlar, evet, doğru mu? Evet, şimdi başka bir iş yerine gidecekler. Yine aynı bölgede. Ve son derece işte rahat tavırlarla. Çünkü genellikle polisliğe meraklı kişilerden oluşuyor bu şebeke üyeleri. Yani bir şebeke oluşurken polislik rolünü üstlenebilecek. Tabii polisi oynamak için de çok rahat olmanız lazım. Özgüveninizin yüksek olması lazım. Evet, sert mizaçlı olmaları gerekiyor. Yani aslında karşınızdaki insanın size soru soracak cesaretinin olmaması gerekiyor, öyle değil mi? Evet. Onu ürkütmeniz gerekiyor. Doğru. Yani bu adreslere girip biz işte arama yapacağız. Bazı ziynet eşyalarına el koyuyorlar. Aynı polisin yaptığı gibi. Biz bir şebekeyle sizin bağlantınızı tespit ettik. Evde bulunan paraları istiyorlar. Ziynet eşyalarını istiyorlar. İşte polis kriminal laboratuvarına göndereceğiz. Bunlar inceleme altına alınacak diyorlar. Bunlara el koyuyorlar. Daha ötesine gidip rehin alma konuları gerçekleşiyor. Evet, mesela bir kişiyi evden alıp araçlarına bindirip kaçırabiliyorlar. Daha sonra fidye istiyorlar. Yani biz işte yabancılar şubeden geldik diyerek mesela bir turistik kaçırabiliyorlar. Peki bu sokakta neler yaşadınız? Ben onu merak ediyorum. Biz işte daha sonra bunun çalışmamızı yaparken bir de sokak çalışması yapmak istedik. Yani acaba vatandaşın bu konuyla ilgili bilinç düzeyi nedir diye merak ettik. Emniyetten izin aldınız. Emniyetten tabii. Gerekli izinleri aldık. Çok da olumlu tepkiler aldık yani emniyetten. Çünkü onlar da bu konunun değinilmesini istiyorlardı. Çıktık sokağa. İlk tabii 2 gün sürdü bu çalışma. Belli saatler arasında. Önce bize sıkıntı yaratmayacak yerler. Mesela daha çok işte Nişantaşı'nda başladık. Fulya tarafına doğru indik. Orada insanlara yoldan çevirerek işte bizim rutin bir kontrolümüz var. Bu GBT kontrolü yapacağız diyerek nüfus cüzdanlarını aldık. Yani üzerinizde polis üniforması yoktu. Hiçbir şey sivil yoktu. Kıyafet giyiyordunuz. Sadece tek telsiz. Fark elinizde bir polis telsizinin olmasıydı. Evet, bir telsiz. İnsanlara kimliklerini açık. Sordunuz. Frekansların tabii ki de frekansların döndüğü dakikaları seçtik. Daha çok işte telsiz sesi gelirken hemen oradan ilk gelen kişiyi çeviriyoruz. İşte kimliğini alıyoruz.
Yani 43 kişi bize kimliğini hiç sorgusuz sualsiz verdi. Hemen çıkardı. Evet, hemen çıkarttı. Yani biz biraz daha ileriye gidip, biraz daha haddimizi aşarak orada gözaltına almaya kalksak insanları, hani bizim arabamıza binecek çok sayıda insan çıkardı. Yani bundan eminim. Peki itiraz eden 7 kişi? Evet, itiraz eden 7 kişi, tabii ikisi bunların 155'i aramak istedi olay yerinde. Tabii ki de bunların da bazı tecrübeleri var. Yani mesela bir kişinin aynı yolla abisini dolandırmışlar. Paralarını almışlar üzerinde. Tabii bu şebeke halinde çalışacak diye bir kural da yok. Sahte polisler. İki kişi yolda yürürken telsizle veya telsizle, telsiz olmayarak fark etmez, sizin yolunuzu kesebilip, kesip daha sonra işte üst araması yapıyorlar. Ve üzerinizdeki cep telefonlarını, paraları gene aynı şekilde biz inceleyeceğiz bunları. Üç gün sonra emniyet müdüründen alırsınız diyorlar. Peki bir şey soracağım. Şimdi 50 kişi de 7 kişi sadece size kimliğinizi sorma cesareti gösterdi. Ya biz polisten biraz korkuyor muyuz acaba? Evet, bu onu mu gösteriyor? Aslında buraya değinmek lazım. En önemlisi, ben o içsel yolculuğu yaşadığım için o olayı, hem de polis muhabirinin verdiği aslında bir şey var. Bir alan çalışması da yapmamıza gerek kalmadı yani o role bürünürken. Orada çok kısa bir mesafe kalıyor karşınızda insanla yani. 5 metre öteden ben işte burada bir çevirme yapacağım diyerek girdim. Tabii göz göze geliyorsunuz. Çünkü karşıdan gelen kişi de telsiz sesini duyuyor. Elinde telsizde birisi geliyorsa bu polis olarak düşünüyor o kişiyi. Tamamen orada göz göze geldiğinizde veya karşılaştığınızda baskın çıkmanız önemli yani. Orada sert bir mizaçla karşınızdaki kişiye hitap ederek, yani nüfus cüzdanını istediğinizde genellikle veriyor insanlar. Yani bu tamamen bir baskın çıkma olayı. Kendine polis süsü vermek bu kadar kolay mı? Evet, yani? Kendine polis bunun süsü vermek. Bunun cezası nedir peki? Cezası tabii aslında çok değişen bir şey bu. Yani birini işte bir adresten bir insanı alıp arabaya bindirip götürmek, işte adam alıkoyma, kişi hürriyetinden yoksun kılma. Bunların cezaları çok yüksek aslında. 12 yıla kadar giden, başlayan hapis cezalarıyla yargılanıyorlar. Ama insanlar bunu yapıyorlar. Ve yaparken şöyle bir yöntemleri de var aslında. Tek yaşayan insanlara tamam, bazen hedef olarak alıyorlar ama kaçak göçmenleri mesela. Kaçak göçmenlerin yaşadığı belirli noktalar var. Buraları tespit ediyorlar. Bu kaçak göçmenler de nasıl oluyor? 6-7 kişi bir evde mesela yaşıyor. Evet, baskını yapıyorlar. 6-7 kişiyi işte ya paralarını alıyorlar ya bir rehin alma olayı oluyor ya da para talep ediyorlar onlardan. Yani sizi, biz geldik yabancılar şubeden, siz buradasınız. Sizi gözaltına alırız, sınır dışı ederiz. Bize bir miktar para verirseniz eğer biz bu işlemi yapmayız diyerek. Yani işlem yapmama vaadiyle bir rüşvet talebi oluyor. Şimdi, peki Emir Bey, bir şey sormak istiyorum. Şimdi her şeyin artık sahtesini bir şekilde üretebiliyorlar. Diyelim ki ben kimliğini sordum. Kimliği çıkardı. Kimlik var ama kimlik sahte. Ben sahte olup olmadığını nasıl anlayacağım? İşte bu en büyük problem aslında. Yani bir polis kimliklerinde, bu emniyet tarafından da yani dile getirilen bir konu, çok fazla özellik yok. Yani bunun sahtesinin yapılması çok zor bir olay değil. Burada artık vatandaşın kişisel analizi ne kalmış bir olay. Yani emniyet de aslında bu bir çalışmaları var şu anda. Bir kimlik çalışması var. Hayalet fotoğraf olacak o kimliklerde deniliyor. Yani mesela bir iki fotoğrafı olacak polis memurunun veya o görevli kişinin. O fotoğrafı döndürdüğünde ortada bir fotoğraf çıkacak. Yani o karşınızdaki kişiyle uyumlu olması gerekiyor. Bu bir hayalet kimlik projesi var. Yani taklit edilmesi an, zor, evet, taklit bir edilmesi teknoloji zor. Kullanacaklar. Bir proje gündemde henüz yok ama şu anki kimliklerde çok fazla bir özellik yok. Burada da vatandaş kişisel bir analiz yapacak. Nasıl? Şunu soracak. Mesela birisi ıssız bir yolda ve bunları tabii yaparken güvenlik kameralarının olmadığı yerleri seçiyorlar mesela. 2-3 kişiyi çevirecekler yolda. Kör noktaları seçiyorlar. Kör noktaları seçiyorlar yakalanmamak için. Vatandaş burada karşısında polis olarak geçen kişilere şunu sorabilir. Yani hangi birimde çalıştığını sorabilir. Burada cevap çok önemli. Eğer bir polis vatandaşı çeviriyorsa ve mesela atıyorum o polis Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro'da çalışıyor. Polis bunu çok net bir şekilde hızlı bir cevabını vermesi lazım. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirinde ben çalışıyorum demesi lazım mesela. Atıyorum veya Yabancılar Şube'de çalışıyorum demesi lazım. Yani burada vatandaşın kendi anlaması gerekiyor bunu. Çünkü anlayamazsınız sahte bir. Peki bir şey soracağım. Sokakta yürüyorum. Bir kişi geldi elinde telsizle. Bunu yaşayabilirim. Tabii herkes yaşayabilir. Geldi kimliğimi sordu. Ben dedim ki ben kimliğinizi görmek istiyorum. Kimliği bana verdi. Ben bunun doğru olup olmadığını teyit için 155'i arayabilir miyim? Tabii arayabilirsiniz. O öneriyi hemen sunacaksınız. Ben diyeceksiniz resmi ekip aracıyla ben gitmek istiyorum. Mesela siz bir vatandaşı arabayı aracına bindirmek isteyebilirler. Sizi götürüyoruz, emniyete götüreceğiz diyerek araçlarına bindirip başka bir yere götürebilirler. Yani alıkoyma olayı.
Yani başımıza bir şey gelmez tabii. Değil mi böyle bir şeyde? Yani orada şöyle bir şey yapması gerekiyor vatandaşların. Ben 155'i arayacağım, resmi ekip aracı gelsin, beni resmi ekip aracıyla götürün. Hı hı. Denildiğinde zaten polis, eğer gerçekten polisse karşınızdaki kişi, bunu kabul eder. Evet. Ama sert bir tavırla buna karşılık veriyorsa bu kişinin sahte polis olma ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Yani çünkü başka bir çıkış noktası kalmıyor. Profesör Doktor Canan Karatay bu hani şey başında, hı hı, da söyledik, hatırlattık. Hı hı. Şöyle bir şeyi olmuştu, sözü olmuştu. Sanki hipnotize oldum demişti, evet, hı hı, telefonda. Hı hı. Mümkün mü böyle, mümkün, bir şey? Mümkün, evet. Çünkü neden? O aslında, onlar farklı bir parantez açalım. Tele dolandırıcılar. Hı hı. Fakat gene kendilerine işte polis, savcı, hakim, istihbarat elemanı gibi süsler vererek telefonla ulaşıyorlar insanlar. Ben... Mesela bu şebekeler birinci sınıf şebekeler oluyor genellikle. Bu telefonda konuşacak kişileri seçerken rol kabiliyeti yüksek insanlardan seçiyorlar. Bir kast ajansları gibi aslında, yani baktığınızda. Deneme yapıyorlar. Ve bu hipnotize olayı nasıl oluyor? Siz konuşurken, ama ne zaman arıyorlar sizi? Sabahın erken saatlerinde arıyorlar. Yani insanların üzerinde şok etkisi yaratabilecekleri saatleri seçiyorlar bunlar. Ya öğlen iş yoğunluğunun çok arttığı dönemlerde, hı hı, ya da sabahın çok erken saatlerinde arıyorlar ki bir şok etkisi yaratmak. Dikkatinizin dağınık olduğu, evet, saatler aslında, evet, değil, doğru, mi bunlar? Ve bir kişi telefonda konuşmuyor. Yani bir oda var. Şebekelerin çalıştığı, bu tabii polis tespitlerine göre ben konuşuyorum. Bir odada işte 5 tane masa varsa 5 masada bir kişi konuşuyor. Hı. Ve dolayısıyla ne oluyor? Burada dolandırıcı sizinle konuşurken arkada diğer aslında polis, savcı veya hakimlerin, sahte polislerin, hı hı, konuştuğunun sesini duyuyorsunuz. Ve gerçekten de bir soruşturma yürütülüyor burada. Bunun, bir ortam ve gerçek bir ortam olduğunu hissediyorum yani. Evet, onu hissettiriyorlar. Yani arkadan gelen seslerle ya bir soruşturma hakikaten var yani diye düşünüyor insan. Hı hı. Bunu sağlıyorlar. Tabii telsiz de çok önemli bir konu. İşte Canan Hanım'ın hipnotize dediği olay bu ve zaten eğer bu konuyu bilmiyorsanız hani dolandırılma ihtimali çok yüksek. Hı hı. Eğer konuyu biliyorsanız ve böyle birinci sınıf bir şebekeyle karşılaştıysanız, işte adamlarını özel olarak, hı hı, seçen, bunlara eğitim veren, şunu yapacaksın, hı hı, bunu yapacaksın diyerek yönlendiren bir şebekeyle karşılaştıysanız eğer, yani bu konuyu bilseniz dahi dolandırılma ihtimaliniz, para kaptırma ihtimaliniz çok yüksek.